Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eteğimizi ve bedenimizi birleştireceğiz. Ayrıca üst kısmını da devam etmiş olacağız. Şimdi hemen şu şekilde eteğimi bacak kısmından, alt kısımdan yukarıya doğru takıyorum. Taktıktan sonra buradaki ilmeğimi, yani bedendeki ilmeğimi tekrar devam ediyorum. Şimdi ilk olarak yapmanız gereken şu. Burada bedenimizde 42 tane ilmeğimiz vardı. Aynı şekilde bedende, etekte de 42 tane ilmeğimiz var. Bir tane etekten alıyorum. Bir tane bedenden alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Tekrar bir tane etekten, bir tane bedenden bu şekilde bedenimi ve eteğimi birleştiriyorum. Üstünde örmüş olsaydık arkadaşlar yine olurdu. Ama bu sefer etek için örerken bacaklarımız elimizi rahat hareket ettirememize neden olabilirdi. Bu şekilde ördüğümüz zaman hem daha rahat bir şekilde ördük hem de bu şekilde kusursuz bir görüntü elde ederek eteğimizi bedenimize birleştirmiş olduk. Şimdi hemen bu şekilde eteğimizi bedenimize sıra sonuna kadar dediğim gibi bir tane belindeki zincirden bir tane de bedendeki sık iğneden alarak bu şekilde sık iğne yardımıyla ikisini normal örermiş gibi birleştiriyoruz. Şimdi hemen sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde eteğimizi bedenimize birleştirdik. Gördüğünüz gibi şimdi gönül rahatlığıyla örebiliriz. Bizim burada 42 tane ilmeğimiz vardı. Halen 42 tane ilmeğimiz var. Hiçbir şekilde eksiltme yapmadık. Şimdi eteğimizi birleştirdikten sonra yine hiç eksiltme yapmadan üst bedenimiz için arkadaşlar 17 sıra siyah ipimizle devam ediyoruz. Dediğim gibi yine eksiltme ya da arttırma yapmıyoruz. 17 sıra düz olarak bu şekilde yine her bir sık iğne bir sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde düz sıramızı tamamladık. Şimdi eksiltme kısmıyla devam ediyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5. Tekrar eksiltmemizi yapıyoruz. Bu şekilde yine işaret ipinin bulunduğu kısma kadar 5 sık iğne bir eksiltme devam ediyoruz. Bu şekilde bu sıramı bitirdikten sonra arkadaşlar şu anda 36 tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar eksiltmemize devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4. Bir tane daha eksiltiyorum. 1 2 3 ve 4. Eksiltmemi yapıyorum. Yine işarete kadar 4 sık iğne bir eksiltme devam ediyorum.
Bu sıramı da bitirdikten sonra 30 tane ilmeğim kaldı. Tekrar eksiltmelerimize devam ediyoruz. 1 2 ve 3. Bir tane eksiltiyorum. Bir, iki, üç, bir tane eksiltiyorum. İşarete kadar 3 sık iğne, bir eksiltme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 3 sık iğne, bir eksiltmemi tamamladım. İçini doldurdum ve tekrar eksiltmelerime devam ediyorum. Şu anda 3 sık iğne, bir eksiltmeyi tamamladıktan sonra 24 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. 1 2 Hemen bir tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 Bir tane eksiltiyorum. Bir, iki. Bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde işaret kısmına kadar 2 sık iğne, bir eksiltme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 18 tane ilmeğimiz kalıyor. Son 2 sık iğne, bir eksiltmemizi tamamladık. Şimdi bu kısımda hemen renk değiştirmesi yapacağız. Ve boynu için ten rengine geçeceğiz. Hemen ten rengi ipimizi bağlayalım. Evet, iki ipimizi de iyice sıkıyoruz. Sonra bunları düğüm atıp siyah ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Şimdi 1 ve 2 ten rengi ipimize geçtikten sonra hemen 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 İkinciyi eksiltiyorum. Bir, iki, üçüncüyü eksiltiyorum. Bir, iki, dördüncüye eksiltiyorum ve bir tane sık iğne yapıp tekrar başlangıç noktasına gelmiş oluyorum. 18 tane ilmeğim vardı arkadaşlar. Şu anda 14 tane ilmeğimiz kaldı. Hemen şimdi şu iki ipi birbirine bağlayalım. Siyah ipimizi keselim. Şimdi bu iki ipi içine sokuyoruz. Ve şu anda 14 tane ilmeğimiz var. 14 ilmek olarak 3 sıra düz örüyoruz. Yani 3 sıra boyunca eksiltme ya da arttırma yapmıyoruz. Bu şekilde 14 ilmek olarak düz örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde boynunu tamamladık. İçini doldurduk. Eteğimiz de bu şekilde hazır. Şimdi hemen dikiş payı ayırıyoruz ve ipimizi kesiyoruz.
Bu şekilde bebeğimizin bedeni hazır arkadaşlar. Şimdi hemen bunu bir kenara kaldıralım ve kol yapımıyla devam edelim. Kollarımız için hemen sihirli halka ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra hepsine çift batarak sayımı 12'ye yükseltiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu şekilde 12 ilmeğimi tamamladıktan sonra bir sık iğne, bir çift yapıyorum ve ilmek sayımı 18'e yükseltiyorum. 1 çiftimi yaptım. Bir tane tek çiftimi yaptım. Bir tane tek çiftimi yapıyorum. Bir tek çiftimi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ilmek sayınız 18 olana kadar bir sık iğne, bir çift devam ediyorum. Evet, hemen 18. ilmeğin dibinden işaret ipini yerleştiriyorum ve 18 ilmek olarak 3 sıra düz örüyorum. 3 sıra boyunca eksiltme ya da arttırma yapmadan bu şekilde 3 sıra düzümüzü tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 3 sıra düzümüzü tamamladım. Şimdi hemen eksiltme kısmıyla devam ediyorum. 1 2. Hemen 2 tane sık iğne yapıyorum ve 1 tane eksiltme yapıyorum. Tekrar 1 2'ye ikinci eksiltmemi yapıyorum. 1 2'ye üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 1 2 ve son olarak dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum ve işaret ipime gelmiş oluyorum. Yani burada toplamda 4 kere sık iğne yapmış olduk pardon, 4 kere eksiltme yapmış olduk arkadaşlar. 2 sık iğne, 1 eksiltme yaptık. 4 tane eksiltme yaptık. Son 2 tane sık iğne kaldı. Onu da hemen ördük ve işaret ipinin bulunduğu noktaya geldik. Şimdi hemen burada siyah ipimizi bağlıyorum. Ve siyah ipimizi taktıktan sonra bu şekilde toplam 21 sıra düz örüyorum. Yani 14 ilmek olarak 21 sıra bu şekilde devam ediyorum. Evet, bu şekilde 21 sıra düzümü tamamladım arkadaşlar. Hemen iki ucunu şurada yaklaşık şöyle 1 santimlik bir boşluk bırakıyorum. Kolu diktiğim zaman burası havaya kalkmasın diye. Şimdi hemen bu şekilde kolumu ikiye katlıyorum. Ve bir tane bu kısımdan, bir tane de hemen karşısından alarak sık iğne yardımıyla kolumun ağzını karşılıklı kapatıyorum. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane de tam karşısındaki ilmekten. Bu şekilde hemen kolumun ağzını kapatalım.
Daha sonra ipimi kesiyorum ve dikiş payı ayırıp bu şekilde kolumu hazırlamış oluyorum. Şimdi hemen aynı koldan ikincisini de yapalım. Daha sonra arka kanatlara yapımıyla devam edelim. Şimdi kırmızı ipimizi alıyoruz ve kanat yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Tekrar sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkamın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra hepsini çift batıyorum ve ilmek sayımı 12'ye çıkartıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ve 12. Bu şekilde 12 ilmeğe ulaştıktan sonra bir sık iğne bir çift yaparak devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir çift yapıyorum. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Ve bu şekilde 18 ilmeğe ulaşmış oluyorum. Hemen 18. ilmeğin dibinden işaretimi yerleştiriyorum. Ve bir üst sıraya geçerek devam ediyorum. 1, 2. Çiftim yapıyorum. 1, 2. Çiftim yapıyorum. 1, 2. Çiftim yapıyorum. Bu şekilde 2 sık iğne bir çift yaparak işarete kadar devam ediyorum. 2 sık iğne bir çiftimi bitirdim arkadaşlar. Şu anda 24 tane ilmeğim var. Tekrar arttırmaya devam ediyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane çift yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3. Çiftimi yapıyorum. 1, 2, 3, çiftimi yapıyorum ve yine işarete kadar 3 sık iğne bir çift devam ediyorum. Bu şekilde 3 sık iğne bir çiftimi de bitirdikten sonra şu anda 30 tane ilmeğim var arkadaşlar. Tekrar arttırmalarıma devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Çiftim yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Çiftim yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Çiftim yapıyorum. Ve bu şekilde yine işarete kadar 4 sık iğne bir çift devam ediyorum. Evet, bu şekilde 4 sık iğne bir çiftimi tamamladım arkadaşlar. Şu anda 36 tane ilmeğim var. Hemen işaretimi yukarıya yerleştiriyorum. Ve yerleştirdikten sonra 36 ilmek olarak bu şekilde 7 sıra düz örmeye devam ediyorum. Yani 7 sıra boyunca hiç eksiltme ya da arttırma yapmıyorum. Bu şekilde
her sık iğne bir sık iğne olarak 7 tur boyunca örüyorum. Şimdi hemen 7 turumuzu tamamlayalım. Sonra eksilterek kanadımıza şekil vermeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 7 sıra düzümüzü tamamladık. Şimdi sıra geldi eksilterek şeklini vermeye. 1 2 3 ve 4. Hemen bir tane eksiltiyorum. 1 2 3 ve 4. Eksiltiyorum. Ve bu şekilde 4 sık iğne bir eksiltme yaparak işarete kadar devam ediyorum. 4 sık iğne bir eksiltmemi tamamladım arkadaşlar. Şu anda 30 tane ilmeğim var. Şu anda şimdi 30 tane ilmek olarak hiç eksiltme ya da arttırma yapmadan 2 sıra düz örüyorum. 2 sıramı bitirdiğimde yine 30 tane ilmek olarak kalacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde 2 sıra düzümüzü tamamladım. Şimdi tekrar eksiltmeye geçiyorum. İşaretten başladım. 1, 2 ve 3. Hemen 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. 1, 2, 3. 1 tane eksiltiyorum. 1, 2, 3. 1 tane eksiltiyorum. Bu şekilde işarete kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, 3 sık iğne bir eksiltmemi de tamamladım. Şu anda 24 tane ilmeğim var. Hemen 24 ilmek olarak tekrar 2 sıra düz örüyorum. Yine eksiltme ya da arttırma yapmadan bu şekilde 2 sıra 24 ilmeğimi tamamlıyorum. Evet, bu şekilde 2 sıra düzümüzü tamamladım arkadaşlar. En son 24 ilmeğimiz vardı. Şimdi tekrar 2 sıra düzümüzü yaptıktan sonra eksiltmemize devam ediyoruz. Şimdi 24 tane ilmeğim var. Hemen 1 2 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane eksiltiyorum. Tekrar 1 2 eksiltiyorum. 1 2 eksiltiyorum ve işarete kadar 2 sık iğne bir eksiltme devam ediyorum. Bu şekilde tamamladıktan sonra şu anda 18 tane ilmeğimiz kaldı. Hemen 18 ilmek olarak tekrar 2 sıra düzümüzü örerek devam ediyorum. 2 sıra yine eksiltme ya da arttırma yapmıyoruz. 18 ilmek olarak sıralarımızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi son bir sıra eksiltmemizi daha yapıyoruz ve kanadımızı burada bitirmiş oluyoruz. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane eksiltiyorum. Bu şekilde yine işaret ipinin bulunduğu kısma kadar bir sık iğne bir eksiltme yapıyorum ve son olarak bu eksiltmemi de yaptıktan sonra tamamlamış oluyorum. Şimdi burada hemen şu şekilde ikiye katlıyorum ve bir tane bu kısımdan bir tane de hemen karşısından alarak sık iğne yardımıyla ağız kısmını karşılıklı kapatıyorum. Bir tane buradan
Hemen karşısından tekrar batıyorum. Evet. Bu şekilde kanadımı tamamlamış oldum arkadaşlar. Tekrar dikiş için pay ayırıyorum. İpimi çıkartıyorum. Ve ikinci kanadı yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde kanatlarımızı hazırladık. Şimdi hepsini monte etmeye sıra geldi. Hemen kollarımızı alalım. Ve şu şekilde bacakla paralel olarak denkleştiriyorum. Boynun siyah kısmının hemen bir sıra altına bu şekilde kolumu sabitliyorum. Diğer kolumu da aynı şekilde orantılıyorum. Şu şekilde yandan baktığımız zaman şunu biraz daha öne almamız gerekiyor. Siz de yandan kolları birleştirdiğiniz zaman tekrar bir önden bakın arkadaşlar. Çünkü bazen orantılı durmayabiliyor. Evet, bu şekilde kollarımızı birleştirdim. Hemen arkasını çeviriyorum ve sıra geldi kanatlarımıza. Kanatlarımızı da şu şekilde 6 V gelecek şekilde orantılıyorsunuz ve üst kısımda hemen bunlar da kol aralarına yerleştirerek, kolları diktikten sonra kol aralarına yerleştirerek bu şekilde altta V bir görüntü alıyor. Hafif şöyle kenara doğru açarak kanatlarımızı da şuradaki üst kısımlarından dikiyoruz. Evet, bu şekilde arkadaşlar dikişlerimizi tamamlayalım. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bebeğimizin kollarını ve kanatlarını diktik. Daha ayrıntılı göstereyim. Bu şekilde bebeğimizin alt bedenini tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kafası, saçları ve diğer detaylarına. Bunları bir sonraki videoda paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.